Esra Özkan. Marmara Üniversitesi Sivil Eğitim Spor Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün röportajımızda Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan aynı zamanda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Gizem Yöntaş'la yapacağız. Gizem 13 Temmuz 1993 Ordu doğumlu milli bir sporcudur. Şimdi onu biraz daha yakından tanıyalım. Merhaba Gizem. Teşekkür ederim röportajı kabul ettiğin için. Seninle ilgili birazcık sorularım olacak. Futbola nasıl tanıştın? İlk ne zaman ve nerede başladın? Futbolla tanışmam, annemin de anlattığı gibi daha 9 aylıkken kırmızı bir topum varmış. Ben onun peşine hani koşuyormuşum. O da oradan sporcu olacağımı anlamış. Ama tabii bunun futbolcu olacağımı hani o da bilmiyordu. Ya futbola yine böyle hani rahmetli babam mahallede böyle kalecilik falan yapıyordu. Hani oradan ben yani bir esinlenerek şey oldu, bu futbola başlama isteğim oldu. Onun dışında 5-6 yaşlarında mahallede erkeklerle futbol oynadığım oldu. Başlamam kulüp bazında Ordu'da başladım zaten ben. Hani okullarda yine futbol oynuyordum. Orada işte okullar arası turnuvaya katıldım. O zaman da orada bir hoca işte kulüp kuruyordu. O turnuvalardan da işte yolan sporcuları seçiyordu. Bizim okula geldi oynar mısın diye. Benle birlikte bir iki arkadaşım da aldı. O şekilde Ordu'da futbola başladım. Sen mevkin neresi peki? Ya mevkim hep değişiyor. İşte ilk başladığımda forvet olarak başladım. Sağ açık, sol açık oynadım. Hani forvet arkası. Ama en son işte son geldiğim takımda Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu olarak bile oynadım. Peki futbol senin için ne ifade ediyor? Ya futbol hani benim için anlatılma yaşanır bir duygu aslında. Hani böyle anlatılacak bir şey değil futbol. Hani çok çünkü farklı branşlar yaptım. Basketbolu, handbolu, hani bireysel branşlara da yöneldim oldu ama hiçbiri futbol kadar bana zevk vermedi. Anlatılmaz yani. Peki ailem futbol oynaman konusunda ne düşünüyor? Yani destekliyor mu sana? Ya ailem hiç karşı çıkmadı hani çünkü ben daha 9 yaşlarında handbola başladım. Hani o zaman bile destekli daha küçükken çünkü ailemden aile basmanlara gittiğim oldu. Ya futbol hani futbol değil mi de sporu hep destekledi çünkü hiç karşı çıkmadı bunu yapamazsın, edemezsin, gidemezsin diye hiç kısıtlamadı beni. Ben spor malzemeleri bile teyzem karşı çıkıyordu. Maç izliyoruz mesela ben dışarıda oluyorum annem beni almıştı şu maçın skoru böyle, bu maçın skoru böyle. O da artık bir bağımlısı haline geldi. Ne bir menajerim sayılır Kardeşin de sporcusun. Kardeşim benden esinlenerek spor oynamaya başladı. O da böyle mahallede işte top oynuyor, basketbol oynuyor, şu su bu su. Hani o da beni örnek alarak futbola başladı. Beraber aynı dönemde top oynadığımız da oldu. İlk 11 çıktığı maçlar var, kalecilik yaptığı maçlar oldu. Hani mesela hiç unutmuyorum bir maç 1-0 gerideyiz. Hani ben frikik atacağım, kardeşim o ara oyuna yeni girdi. Ben topu attım, kaleciden döndük, tamamlayan kardeşim oldu. İkiniz bir gol attınız yani. Peki hangi takımlarda oynadın? Futbolu ilk Ordu Sayı Spor, Gençlikli Spor diye bir takımda başladım. Ondan sonra kulübümüz kapandı işte bazı şartlardan dolayı. Oradan Ordu Spor'a geçtik. Bir sene Ordu Spor'da oynadıktan sonra orası da kapandı. İstemediler işte oradan da. Oradan Çamlıca'ya geldim ben İstanbul takımına. Oradan da Adana İdman Yurdu'na transfer oldum. İşte en son bu devre arası, bu sezonun devre arası Beşiktaş'a geldim. Evet, şimdi şu anki takımdan da bahsedelim. Beşiktaş'a bu sene geldim dediğin gibi ve 3. lig şampiyonluğu yaşadınız. Neler hissediniz? Ya Beşiktaş hani Türkiye'de bir ilki imzattı zaten. Kadın futbolunda özellikle A takım bazında hani 3 büyüklerin öncüsü oldu diyebilirim. Ve şampiyonluk gerçekten anlatılmaz çünkü biz oraya gelene kadar gerçekten çok zorlu şartlar altında geldik. Hani hocamız 3 sene önce daha küçüklerden kurduğu bir takım. Hani kızlar geldiğinde daha idmana çıkacak bir kıyafetleri yok, bir şeyleri yok. Hani istemiyorlardı kulübe böyle tel gibi bir yer var oradan giriyorlardı sahaya. Hani o şartlardan sonra ya hoca A takımı kurmak istedi. Ben de devre arası işte ben hoca okuldan tanıdığım için hani gelir misin, havalık yapar mısın dedi. Devre arası takıma geldiğimde hani inanılmaz bir hırsla şampiyonluğu zaten hepimiz istiyorduk. Sonra işte buraya gelmeden, okul takım maçlarına gelmeden zaten biz şampiyonadan geldik. Yani çok zorlu şartlar altında geldik. Çalışarak hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik ve birbirine o kadar bağımlı bir takım olduk ki o şampiyonluğu getirdi bize. Peki seni diğer sporcuların ayıran özelliği nedir sana? Bunu hocam da çok söylüyor. İyi şut atabiliyorum.
Hani kendisi de söylüyor zaten, gördüğün zaman diyor kaleyi affetme diyor, vur diyor. Benim için hani en büyük özelliğim odur yani, toplara çok iyi vurdu. Milli takımdaki ilk maçını hatırlıyor musun? Milli takımda hatırlıyorum tabii ki. İlk Faroe Adaları maçına çıktım. İlk 11 çıktım, ilk maçtı. Hani o İstiklal Marşı okunurken ki o duygum, heyecanım gözümden neredeyse yaş geliyordu. Ve ilk 11 çıktım, o maçta gol attım. Hiç unutmuyorum o anı zaten. Apayrı bir duygu. Peki yaptığın meslekte bu kadar iyiyken aynı zamanda okulu nasıl idare ediyorsun? Okulla çok zor oluyor. Hani özellikle okul takım bir maçına gittiğin zaman zaten bir hafta falan ayrı kalıyorsun. Ve hani üniversite sonuçta, bir de bizim okul biraz daha eğitime önem verdiği için çok sporcuya tolerans tanımıyor. Yani zor oluyor hani hem spor hem okul, ama arkadaşlarından not alıp tekrardan çalışarak hani iyi bir şekilde götürebiliyorum. Alttan dersim hani bir tane var ama o da ilk sene oynadığım takımdan dolayı gelemediğim için devamsızlıktan kaldı. Küçüklükten beri bu mesleği yaptığın için alışmışsın böyle. Türkiye'de zaten eğitim ve spor biraz zor ya, yurt dışına oranla. Bayan futbolun içinden biri olarak bayan futbol hakkında neler düşünüyorsun? Diğer ülkelerle nasıl kıyaslarsın? Bizim Türkiye, hani özellikle gelişmiş ülkelere baktığın zaman bu konuda çok geride. Hani çünkü belli bir sistemimiz yok. Liglerin biri bitiyor, başlama süresi neredeyse 6 ay oluyor. Diğerlerinde bir ay olduğu zaman, yurt dışında bir maça baktığın zaman zaten hani nereden baksan Ağustos'ta sezon açıyorlar. Biz daha Kasım'ı buluyor. Arada çok fark var. Zaten bu milli takım maçlarına baktığım zaman hani aradaki farklar çok görülüyor. Bir güçlü ülke, İngiltere, Almanya veya İspanya karşı oynadığımda arada dağlar kadar fark olduğu belli oluyor. Peki kendine benzettiğin bir futbolcu var mı? İdol olarak gördüm kız erkek. Ya bayanlarda Fransız bir oyuncu vardı, Oysane Cik diye. Yani orta saha oyuncusu, akıllı. Onu beğeniyorum ben, önüne kaldığım bir o var. Hani erkeklerde de Xavi var, Iniesta var, bir orta saha oyuncusu. Orta saha oyuncusunu da düşünmüş. Peki boş zamanlarında futbol haricinde neler yaparsın? Ya, sezon ortası boş zamanım olduğu zaman genelde dinlenmeye biliyorum kendimi. Çünkü zaten sürekli dışarıdasın, antrenman, okullar bir yandan. O yüzden evden dışarı çıkmasım gelmiyor ama yazın sezonu bitirdikten sonra hani yüzüyorum veya başka aktiviteler yapıyorum, basketbol olabilir işte. Yine sporun içinde hani sinema çekiyorum. Geziyorum, sahilde dolaşmak falan daha çok hoşuma gidiyor. Peki futbolda dönüm noktan benim bir anım var mı, zamanım var mı? Ya orada oynadığım zaman oradan bir kere ayrılmam benim için iyi oldu. Çünkü hani orada biraz daha futbol daha düşüktü. Hani hiç iyi takım yok, oyuncular yok. Benim için de zor oluyordu. Oradan ayrıldıktan sonra zaten Çamlıca'ya geldim de. Hani en son şu an dönüm noktası dediğim Beşiktaş'a gelmem oldu. Benim için çok çok iyi oldu yani, kendimi geliştirmem açısından da. Tekrar eski formumu yakaladım. Peki bu mesleği ne zamana kadar yapmayı düşünüyorsun? Yaş sınırı yok da hani zaten beden eğitimi öğretmenliği okuyorum son senem. Hani hem öğretmenlik hem futbol yine devam ederim. Hani yaşı bilmiyorum artık, gidebildiği yere kadar götürmeyi düşünüyorum. Peki hiç böyle bırakmayı düşündüğün bir an oldu mu? Hep oradan örnek verdim çünkü oradaki hocamla problemlerim olduğu için üniversite ikinci sınıfta tekrardan orada kalsaydım eğer belki futbolu bırakabilirdim çünkü devam etmek istemiyordum oradaki hocamla. O düşüncem oldu, oradan hani annem sağ olsun o lisansım almama yardımcı oldu. Devam ettim orada. Peki senin performansını etkileyecek büyük bir sakatlığın oldu mu? Ya bu maçlardan dolayı bir okul takım, milli takım, kendi grup maçlarım, okuldaki aktiviteler. Hani o kadar yordu ki beni, bu sefer benden ağrılarım başladı. Hani doktora gidiyorum, ben fıtır başlangıcı vardı, birer başkası farklı bir şey söylüyor. O benim performansımı çok çok etkiledi. Neredeyse 1-2 yılımı hani geriye çekti benim. Benim hani en kötü yaşadığım sakatlık oydu benim. Toparlanmam biraz sıkıntılı oldu. Peki bu süreci nasıl atlattın? Eski formuna gelirken neler yaşadın, duyguların nelerdi? Ya sakatlıktan sonra zaten hani bırakmayı düşünmedim. Yani orada sporda hocalarım vardı. Onların destekleri çok büyük oldu benim için. Kulübe gidiyordum, fitness salonu, kulüpte tedavi ediyordum. Yılında iki kez tedaviye geliyordum. Fitness salonuna gidiyordum, belimi kuvvetlendireyim diye. Hani onların çok büyük bir şey oldu bana. Yardımı dokundu bu sakatlığa atlatmam konusunda. Ondan sonra zaten tekrardan toparlandım. Kendim zaten ekstra çalışmalar yaptım.
Ondan sonra zaten her şey daha da iyi gitmeye başladı. Peki futbola yeni başlayan genç sporcular için ablaları olarak söylemek istediğim şeyler var mı? Ya, futbol oynamak hani sevmen gerekiyor. Bu sporu yapman için sevmen gerekiyor. Çünkü çok fedakarlık yapıyorsun. Yeri geldiği zaman karda, kışta, yağmurda, çamurda diyeyim hatta. Antrenmanlara gidiyorsun. Çok çok fedakarlık yapıyorsun. Kaç saatini veriyorsun. Hani gerçekten sevmeleri lazım bu sporu eğer devam etmeleri için. Daha da diyeceğim yok yani. Çok teşekkür ederim. Röportajı kabul ettiğin için. Futbol hayatımızda, okul hayatımızda başarılar diliyorum. Röportajımızı yaptık. Gizem, futbolu ve okulunu aynı anda idare edebilen ve ikisinde de başarılı olan genç bir sporcu. Genç bir milli bir sporcu. Ona bu röportajı kabul ettiği için çok teşekkür ederim.